Merhaba arkadaşlar. GM Taş hissesini analiz yapacağız arkadaşlar. Bu ucuz bir hisse. Gimat mağazacılık. Yani zamanda götürmüşler. Buradan tekrardan geri düşmüş. Şu an ucuz. Haftada bir adet ucuz hisse paylaşacağımı söylemiştim. Şimdiki bu haftaki hissemiz GM Taş. Geçen haftaki hissemiz Bera'ydı. Yani bunları sabırlı şekilde, yani ben kendi adıma konuşayım. Sabırlı şekilde çıkana kadar toplayacağım. Düşecek, düşecek, düşsün. Her türlü düştüğü yerlerden toplarım. Çünkü niye? Yani zaman alsa da ileride kârı olacak bu hissenin. Yani şu an grafikte görüyorsunuz. Bakın şu şekilde bir trendi varmış. Sonra çıkartmışlar bunu. Sonra geri bu trendi sokmuşlar. Bir de şurada arada bir trendi var. Yani şu an ucuz. Şuradaki noktalara gitmeye çalışıyor. Şimdi aşağılara bir bakalım. Neleri var hissenin? Şimdi başka şuradan başka desteği var mı? Bir bakalım bir. Şimdi şurasını destek yapmıştır. Şura şöyle. Burada tabi biraz aşağı doğru oynuyor. Şu şekilde. Zaten bakın burada da takılmış. Takıldıktan sonra burayı kırmaya çalışıyor. Şuraya takılmış. Geri inmiş ve zorluyor. Evet, bura destek, sağlam destek. Şöyle. Hepsini söyleyeceğim. Şimdi haftalık bazda baktığım için günlük bazda bakmıyorum. O yüzden bu detayları da alıyorum. Çünkü günlük bazda daha çok mum oluyor. Yani gün içinde düşebiliyor, çıkabiliyor ama haftalık baz en sağlıklısı. Tabii bazen aylık bazda da bakıyorum. Şimdi arkadaşlar, hissenin aşağıda neleri var? Bir ona bakalım. Şimdi bulunduğu seviyeden düşebilir, düşmeye de bilir. Ama yukarıları şuraları kırmak istiyor. Bakın bir denemiş, iki denemiş, üç denemiş. Yani burayı kıracak elbet. %5'i var. %5'i var. %5'te tutunamazsa %9,80. Şöyle yapalım. Biraz da zaman alırsa %9. %9'u var. Bakın buralardan tepki alır. Ha şöyle bir anda da bakın şurada yaptığı gibi bir fitil yaparsa. Bakın fitil. Bir fitil yaparsa şuraya yapabilir. O da ne? %21. %21 var. Aşağıda bunları var. Çok bir şey yok. Yani ucuz. Ha oralara gelirse daha da ucuzlamış olur. Şimdi yukarısına bakalım neler var. Şimdi hemen üstü direnç. Bakın hep dirençlerde kapatmışlar. Çoğu hisse dirençlerde. Bakın şu şekilde. Yani tam dirençte kapatmış. Yani hemen üstü direnç. Ondan sonra %2,60, %3, %2,60'ı var. Fitille yapar. Burayı kırar. Hacimli yapar. Şurayı da kırarsa. Bakın arkadaşlar diyorum. %11'i var. Rahatlıkla yapar. Buraları kırdıktan sonra. %11. %11. Akabinde %24. %24. Tabii şu şekilde. Şuraya bakın. Şimdi yüzde kaç? %2,5 şu bulunduğu yeri kırdıktan sonra yani şuraya da takılabilir. Belki ciddiye almayabilirler ama satış falan gelirse 6,40. %6,40. Akabinde %11, %24, %24. Bakalım şuralarda bir şeyler var mı? %24. Şuraya takılabilir. %31, %30. Ya aşağıdan çok yukarısı var bu hissenin.
%43,70. Bakalım şuradaki direnç. Tamam, burası sağlam direnç. %63. Yani %43, yani %44'ü geçtikten sonra %43,70 ile %44, %43,70 buraları geçtikten sonra şöyle %60 ile %65 arası gelebilir. %60 %66 %60 %66. Şimdi şuradan bakalım, manipüle ederlerse ne yapabilirler? Şöyle şunları bir kaldıralım. Şimdi diyeceksiniz nasıl teknik analiz yapıyor diyeceksiniz. Karmaşık gelebilir size. Ben alıştım. Siz de alışırsınız. Şöyle %30, %35. Yani %30'a kadar oldu ya, bir manipüle falan yaparlarsa, yani burayı fazla kıracağını zannetmiyorum. Eğer kırarsa %34 eks, daha önce söylemeyi unuttum. Gözümden kaç şöyle uzaklaştırınca tekrar bir bakayım dedim. Şimdi %24 sağlam. Aşağıda %21'i sağlam. Pardon, %21'i sağlam. Eğer oldu ya bir endeks böyle eksi 10 gitti, taban giderse anca o şekilde gelebilir. Yani %35'e kadar da önlem almak lazım. Sonra da vay efendim %21'i geldi. %35'e kadar düştü. Yani bunlar olmasın diye hepsini söylüyorum. Ama ise kötü değil. Durumu kötü değil. Yani yukarıları zorlayacak. Bilginiz olsun. Ha, düşerse kendi adıma konuşayım, benim işime gelir. Ucuzdan mal alırız. Şimdi TL bazında söylüyorum arkadaşlar durumu. Hissenin ne fiyatları var? Şimdi %5'i var. %8,34, 8,30, 8,30 yazalım. 8,30'u var. %9. Sekiz lirası var. 8 lirası var. 8 lirası var. %21'i var. Bakın bu %9 sağlam. Yani %21'e kadar da düşebilir. Yani buralar sağlam yerler. Yani %21'e kadar düşünmek lazım. Tabi o an piyasa durumuna da bakmak lazım. 6,94. Aynen 6,95 yazarım. 6,95. Ha, oldu ya herhangi bir felaket oldu. Bir sıkıntı oldu. Oldu ya belli olmaz. Bir bakıyoruz sabah uyanınca eksi bir durum oluyor. Bizim her şeyi etkiliyor. Bizim borsa şey çok nazlı. Biri öksürsün hemen düşüyor. Biri gülsün hemen yükseliyor. O yüzden her yere önlem almak lazım. 5,70. Şimdi yukarılara bakalım. Hemen üstte direnç 8,80 direnç. Zaten tam dirençte kapatmış. Lira. Buralar fitilde değil de, yani buralara kırarsa hacimli bir şekilde fitil değil dolu dolu kırarsa, yani %6,40 yapar. Burayı kırar. Ondan sonra şuralara gider. Yani ama yukarı gitmek istiyor.
9.35. 9.35. Buradan sonra zaten 9.35'ten sonra zaten hisse rahatlıyor. %11'e gidiyor. %11. %9.75. %24. %10.90 TL bazlı. Arkadaşlar, izleyenler, bak fiyat olarak size söylüyorum. Bazı arkadaşlar, yani izleyenler, fiyatı niye söylemiyorsunuz diye yorum yapıyor. Yani fiyatları da söylüyorum. Sadece izleyen zaten anlamış olur. Ya da ileri sarını izlemek istemiyorsanız videonun sonuna doğru geldiğiniz zaman zaten TL olarak söylüyorum. Şimdi 10.90'ı söyledik. Ondan sonra %31'i var. %31. 11.50. %43'ü var. %43.70. %43.70. Yani 12.60 o civarlara geliyor. Şöyle tam bakalım. 43.70. 12.60. 12.70. 12.60. 12.60'ı var. Ha şöyle biraz zaman alabilir ama şöyle %60 ve %66'sı var hissenin. 14 lirası var. Bu biraz zaman alabilir. %66'sı var. Oradan sonra tekrar bakmak lazım. Çünkü hele bir o banda girsin. Oralara gelirse tekrardan analiz yaparız. Yani 14.50, 14.50, 14.5'u var. 14'ü var, 14.5'u var. Arkadaşlar, GM Taş hissesinde durum bu şekilde. Yani kötü değil, ucuz. Daha da düşerse daha çok ucuzlamış olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim.